Arkadaşlar merhabalar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. İlkbahar döneminde kovan aktarma işlemi nasıl yapılır? Onun için bir video çekmek istedim sizlere. Aktarılacak kovanımız bu. Öncelikle kovan neden aktarma işlemini yapıyoruz ilkbaharda? Aslında kovanda çok afaki bir hastalık olmadıkça, anormal bir arı ölümü gerçekleşmiş olmadıkça ve kovanımızın içerisinde anormal bir nem oluşumu olmadıkça, arı gelişimi kuvvetliyse, arımız iyiyse kovanı aktarmaya gerek yok arkadaşlar. Fakat arıların daha iyi gelişmesini istiyor isek, arıların ilkbahar sezonunda, erken ilkbaharda değil arkadaşlar, ilkbahar sezonunda arılarımızın daha hızlı gelişmesini istiyor isek, bahar aylarında kovan içerisinde temizlik işlemlerini yaparak enerji kaybetmelerine sebebiyet vermemek için arılarımızı aktarabiliriz de. Bunun için öncelikle kovanlarımızı aktaracağımız kovanların temizliğini iyi yapmış olmamız lazım. Arkadaşlar, ikinci el kovan ve kovan temizliği ile ilgili bir videomuz vardı. Kovan temizliğinin nasıl yapılacağını, dezenfeksiyon işleminin nasıl gerçekleştirileceğini o videoda anlatmış idik. Bilmeyen arkadaşlar o videomuzu takip edebilirler. Şimdi temizliği yapılmış bir kovanımıza bu kovanımızı aktaracağız arkadaşlar. Bunun için aktarılacak olan kovanımızı hemen yan tarafı alıyoruz. Bulunduğu yerden hemen yan tarafı alıyoruz arkadaşlar şöyle. Onun bulunduğu yere kovanı aktaracağımız kovanımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra kovanımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kovanımızı yan kovana aktaracağız demiştik. Üzerinde bıraktığımız kekleri arkadaşlar, ilkbahar sezonu geldiği için bu üzerinde artık oluşan dalakları da alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aktarılacak olan kovanın sırasını hiçbir şekilde bozmadan diğer tarafa alıyoruz kovanımızı arkadaşlar.
Duvar peteğimizi koyuyoruz. Yalnız aktarma işlemi yaparken bir yandan kontrolümüzü de yapacağız. Fark ettim ki arada biraz zayıflık var. Bir tane peteği alacağım arkadaşlar. Anahtarımız güzel. Daha önce yavru atmayan bir kovandı bu. Yavru atmış. Anahtarımız burada arkadaşlar. Yavaşça yerine koyuyoruz tekrar. Tekrar yanaştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurubumuzu, bir miktar şurubumuzu veriyoruz. Arkadaşlar bu kovanın içerisinde dibinde pislikler var. Şöyle göstereyim ben size. Arılar var ama bu arıları doğrudan bu kovanın içine silkelemeyeceğim. Silkelersem içerisindeki pisliği veya hastalık sebebini varsa bu şekilde önüne tabliye koyuyorum. Bu kovanımızı bunun üzerine silkeliyorum. Silkeleme işleminden sonra arılara yön vermek için şu şekilde
arkalarından duman veriyorum. Gidecekleri yönü kendilerine gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar aldığım keklerini yerine koyuyorum. Şurup vermiştik. Ve arılarımızı kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilkin kovana alışmaları için kovanda başkaca herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. Yani petek verme gibi, kat atma gibi, yoğunluk fazlaysa kat atma gibi yahut sağa sola, solu sağa alma gibi, şerbetliği değiştirmek gibi, turboya yarımlıksa turboya çevirmek veya kaldırmak gibi herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Arının sadece birkaç gün kovana alışması ve kendisi için gerekli düzeni içerisinde tesis etmesi için herhangi bir değişiklik yapmadan ana arıya fırsat veriyoruz. Kovanı olduğu gibi temiz kısımlarını aktarıyoruz. Eğer peteklerimiz içerisinde küflü petekler varsa, gözümüzle hastalık olduğunu gördüğümüz petekler varsa o petekleri kesinlikle kovanın içerisine tekrardan vermiyoruz. Ama tabii bu aktarma işlemini yaparken bir yandan kontrol de yapıyoruz arkadaşlar. Mesela ben şimdi bu aktarma işlemini yaparken nüfusun petek sayısına göre az olduğunu müşahede ettim ve dolayısıyla bir tane peteği çıkardım. Aslında tekrar kovanımızı kapattım. Tabii arının kovanı sevmesi için beslemesini de yapmak lazım. Üzerden varsa kekini, yan tarafına şerbetini vermek lazım kovana alışması için. Bunu bir süre kendi kokusunu bu kovana yayacaktır ve bu kovanı sevdikten sonra gelişme gösterecektir. Ben bu kovanı niye aktardım arkadaşlar? Ana arısı biraz yavaştı. Yaşlı değil, genç fakat yavaştı. Kovanla ilgili bir mevzu olabilir diye düşündüm. Nitekim kovanı aktarmakta haklı olduğumu gördüm. Şu şekilde size göstereyim. Arkadaşlar kovanın içerisinde kirliliği, pisliği görün istiyorum. Şu şekilde bir kirlilik durumu vardı kovanda. Arının gelişmesine mani bir durumdur bu aşırı kirlilik arkadaşlar. Dolayısıyla en selametlisi kovanın değiştirilmesini yapmaktır. Arkadaşlar kovan aktarma işlemimiz bu şekilde. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.